Merhaba, zor günlerden geçiyoruz. Ancak bu zor günlerin daha çabuk bitmesi için bir takım sorumluluklarımız var. Gelin bu kurallara uyalım. Sevdikleriniz için, kendiniz için, toplumun sağlığı için lütfen evinizden çıkmayın. Lütfen evde kalın. Bütün sağlık personeline minnettarız. Bizlerin sağlığı için, toplumun sağlığı için görevlerini özveriyle yürüten bütün sağlık personeline yürekten teşekkür ediyoruz. Covid-19 salgını ile ilgili başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere ilgili ve yetkili herkes sizin adınıza görevlerinin başındalar. Bu salgını kontrol altına alabilmemiz için siz de evde kalın. Hayat eve sığar, evde hayat var. Kıymetli genç arkadaşlarım, sevgili çocuklar, koronavirüsle mücadele esnasında evimizde kalıyoruz, sıhhat buluyoruz. Evde kalıyoruz, derslerimizde çalışıyoruz, spor yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz gençler. Değerli Bursalılar, kendiniz için, aileniz için ve toplumun sağlığı için zorunlu olmadıkça lütfen evden çıkmayın, evde kalın. Çalışmak zorunda olanlar içinse iktidara sesleniyoruz. Koronayla mücadele için yeterli kaynağı ayırın ve insanların evde kalmasını sağlayın. Kendinizin, sevdiklerinizin ve toplumumuzun sağlığı için evde kalın, sağlıklı kalın. Değerli Bursalılar, sevgili hemşehrilerim. Bütün dünyayı etkisi altına alan bu salgından kurtulmanın tek yolu evden çıkmamaktır. Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu tedbirlere harfiyen uymak gerekir. Milletçe seferberlik halindeyiz. Bugüne kadar pek çok badireyi birlikte atlattığımız gibi bu badireyi de hep birlikte atlatacağız. Ve Türkiye'miz bu badireden de daha güçlü çıkacak. Hayat eve sığar. Evde kal Türkiye. Zor günlerden geçiyoruz. Tüm kurumlarımızla, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, bakanlarımız, milletvekillerimiz, bilim kurulumuzla birlikte topyekün bir mücadele veriyoruz. Biliyoruz ki COVID-19 virüsü alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Ve biz yine inanıyoruz ki her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Yeter ki biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirelim. Yetkililerin uyarılarını dikkate alalım. Gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarımız için, milletimiz için, ailemiz için, sevdiklerimiz için, devletimiz için evde kal Bursa.